Onlar adına çok seviniyorum. Onlar da bizim kardeşimiz. Aynı bağda, aynı kanı taşıyoruz. Dediğim gibi çok güzel olmuş. Onların zaferi bizim zaferimiz. Her yerde barışlık, değil mi? En güzeli de bu. Başka yapacak bir şey yok. O yüzden de elbette ki mutluyum. Azerbaycan'ın adına çok mutlu bir durum. Daha iyi yerlere gelmelerini temenni ederim. Ermenistan zaten Karabağ Azerbaycan'ındı. Ermenistan'ın işgal etmesi abesti. Minsk grubu halletmeyince demir yumrukla hallettiler. En iyisini yapmış. Ölmekten kurtulmuşlar. Daha ne yapacaklar ki? Yoksa bir göz göre göre toprağın altına vereceklerdi onlara. Allah bu zaferleri inşallah daim eyler. Onların askerlerimizin orada başarılarını Allah için Allah'a şükür ediyorum. Çekilmezse zaten diğer taraflar hep Ermenistan yarısı elinden gidecekti zaten. Ermenistan Karabağ'dan çekildiğini duyurdu. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum ben. Sebep şu, Ermenistan yıllardır Türk halkına zulmediyor zaten. Ve Karabağ bölgesi Ermenistan'ın kırmızı çizgisi diyebilirim. Türklerin o bölgede var olması belli mecralar tarafından kabul edilemiyor. Ve bunların en başında Ermenistan geliyor. O sebepten dolayıdır Ermenistan'ın o bölgeden çekilebileceğini düşünmüyorum. Çekilecek tabii, toprak sahibine verilecek. 30 senedir işgal altında imansızların kullanıyor, imanlara gelecek. Çok iyi olur. Bence de gayet doğru bir karar diye düşünüyorum. Teşekkürler. Vallahi iyi oldu bence. Haklarıydı. Aldılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin de çok şeysi var. Faydaları. Ben de sevindim yani. Ben de mutlu oldum. Çok iyi oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyoruz bundan. Türkiye, dünya. O zaten Azerbaycan'ın toprağıydı. Yeni toprağına kavuştu adamlar. Geç bile kaldı. Çok mutluyum yani. Kardeş ülke zaten. Bir bütünüz biz yani. O yüzden yani çok mutlu oldum duyduğumda. İnşallah yani en kısa zamanda da yani orada bir kurulum, düzen gelir yani. Geç kalmış bir hareketti. Daha önceden çekilmesi lazımdı, çok önceden. Hakkımız olan yere aldık yani, bu kadar basit. Türk olarak. Türk açısından iyi. O şekilde düşün, Türkler açısından. Yani sonuçta atalarımıza, birlik beraberimize bağlı bir yer. Birleştiğine de memnun olduk yani. Topraklarına kavuştuğuna memnun olduk. Kendi olan haklarına seneler sonra, yıllar sonra kavuştuğuna memnun oldum ama fazla bir tepki vereceğimi zannetmiyorum. Çok sevinçliyiz ya. Acayip propaganda var Türkiye'ye karşı yurt dışında. Ben yurt dışında kaldığım için yani takip ediyorum da acayip bir propaganda var. Ondan çok mutluyuz yani. Teşekkürler. Peki ne tür propagandalar var? Yani orada katliam yapıyor. Cihatçılar göndermiş Türkiye güya Suriye, Ermenistan'a karşı savaşmak için. Hani savaş suçları işliyormuş Türkiye. Öyle şeyler duyuyoruz yani yabancı medyalarda yani. Ki hani bu siyasetçilerin işi beni kesinlikle ilgilendirmiyor yani bir halk olarak. Çünkü burada bence başka konularımız var. Bence gündemi değiştiriyorlar diyorum ben. Rusya'nın orada hakimiyet sağladığını yani belirtiliyoruz. Sabahleyin dinlediğimize göre. Ama tamamen kesilmiş olarak değil. Ama Türkiye'nin de orada bir yer alması lazımdı. Bence burada Azerbaycan'ın biraz boşa çıktığını tahmin ediyorum. Hakkımız olan toprakları aldık sonuçta. 91'den bu yana Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakları aldık sonuçta yani. Bana kalırsa hani adalet yerini buldu. Yani olması gereken oldu yani, çok şükür. Millet olarak Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Onlar da bizim aynı şekilde. Hani biz belli ediyoruz bunu, onlar bize karşı belli ediyor. Bu durumdan iki ülke de çok mutlu. Hani dünya yüzeyine baktığınızda çoğu ülkelerin ikili ilişkileri hep menfaate dayalı ama bizde öyle bir şey yok Azerbaycan'la Türkiye arasında. Hani çok şükür ki Karabağ kurtuldu, topraklarımıza katıldı. Hani toprağımız, toprakları diye de ayırt etmiyoruz. Bizim toprağımız onların toprağı, onların toprağı bizim toprağımız aynı zamanda. Çekilmesi lazım, mecbur çekilecek. Çünkü orada Azerbaycan toprağı. Başka yani çekilmeden ne yapacak ki? Yoksa kafasına kalsan vurulacak. Başka ne bileyim artık, gereken neyse yapılması gerekiyor. Vallahi çekilip çekilmesini bilmem ama Ermenistan bir ülke olarak ben görmüyorum zaten. Aynı bildiğim bir topluluk. Kendisi bir ülke değil. Nasıl diyeyim? Başka ülkelerin yönettiği bir ülke. Nasıl? Rusya,
Fransa da içinde var, Amerika da içinde var. Hatta bunların da orada şeyleri var, çalışmaları var. Yani bunu bazı şeylerden araştırabilirseniz daha iyi olur. Bu aslında Ermeni savaşı değil. Büyük ülkelerin savaşı, bu kadar yani. Ermenistan Karabağ'dan çekilmedi, çekilmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar yaptığı zulümler, işkencelerden, utandıklarından dolayı Azerbaycan kendi toprağı olan topraklarını hakkıyla elde etti. Orada da kimseye de zulmetmeden, onlara da izin vererek kendileri oradan çıkıp gidiyorlar şimdi. Benim bildiğim, duyduğum, gördüğüm, haberlerden okuduğum budur arkadaşlar. İyi olmuş çünkü olması gerekeni yaptılar. Bu kadar. Peki duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Onlar adına çok seviniyorum. Onlar da bizim kardeşimiz. Aynı bağda, aynı kanı taşıyoruz. Dediğim gibi çok güzel olmuş. Onların zaferi bizim zaferimiz. Ermenistan zaten Karabağ Azerbaycan'ındı. Ermenistan'ın işgal etmesi abesti. Minsk grubu halletmeyince demir yumrukla hallettiler. Ben de çok mutluyum elbette ki. Daha söyleyecek hiçbir şey yok aslında. Her yerde barışlık, değil mi? En güzeli de bu. Başka yapacak bir şey yok. O yüzden de elbette ki mutluyum. Azerbaycan'ın adına çok mutlu bir durum. Daha iyi yerlere gelmelerini temenni ederim. En iyisini yapmış. Ölmekten kurtulmuşlar. Daha ne yapacaklar ki? Yoksa bir göz göre göre toprağın altına vereceklerdi onlara. Başka yapacak bir şey yok. Ermenistan akıllıca davranmış yani. Yoksa Azerbaycan ezip geçecekti. O geçmezse Türkiye geçecekti üstünde. Bu konuda çok sevinçliyim. Allah bu zaferleri inşallah daim eyler. Onların askerlerimizin orada başarılarını Allah için Allah'a şükür ediyorum. O askerlerin her zaman zafer için olmasını istiyorum. Çekilmesi çok doğal, güzel bir şey ama diğer tarafları da almamız gerekir. Onun için çekilmesi mecbur kaldı da çekiliyor. Yoksa çekilmezdi yani. Rusya'nın baskısıyla veya Türkiye'nin veya Azerbaycan'ın baskısına fazla dayanamadı, çekildi. Çekilmese zaten diğer taraflar hep Ermenistan'ın yarısı elinden gidecekti zaten.